Yoğun hayat temposu, stres, yanlış beslenme sonucunda günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de unutkanlık. Gündelik hayatımızda belli bir orandaki unutkanlığı hepimiz normal karşılarız. Cep telefonunu evde bırakmak ya da yakın bir arkadaşın doğum gününü atlamak gibi durumlar can sıkıcı ve sinir bozucudur. Evde mesela ocakta yemeği unutuyorum arada. Sözler unutuyorum. Geri aklıma geliyor. Ya unutkanlık her zaman oluyor. Herkes de oluyor yani. Belli bir yaştan sonra bayağı unutuyorsun yani. Siz de en çok neyi unutuyorsunuz genellikle? En çok ayakkabının birini elime alayım, tekini arayayım. Dolayısıyla unutkanlıkla ilgili bir probleminiz olduğunu düşündüğünüz anda bir doktora başvurmanız atacağınız en doğru adım olacaktır. Telefonu bazen nereye bıraktığımızı unutuyoruz. Arabada kalıyor veya montta kalıyor. Öyle yerler. Yani fazla unutkanlık sayılmaz yani o şeylerde. Unutkanlık olanlar Kur'an-ı Kerim okusunlar. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyan unutkanlık hastalığı olmaz diyor. İşte bu sorunlara ilişkin Megapark Hastanesi doktorlarından nöroloji uzmanı Doktor Binnur Başdemir'i ziyaret eden Akso Haber, unutkanlığa bağlı nedenleri konunun uzmanından dinledi. Unutkanlık nedir? Unutkanlık hafızamızda, belleğimizde var olduğunu düşündüğümüz bilgiye ulaşamamak anlamına geliyor. Öncelikle o zaman gerçekten o bilgiyi biz kaydedebildik mi? Önemli olan o. Gençler son zamanlarda unutkanlıkla çok sık şikayetle başvurmaya başladılar. Onlara daha çok konuşarak şunu anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten siz bilgiyi kaydedebildiniz mi? Çok yoğun stres altındayken, ciddi anlamda uyku sorunu yaşarken ve depresyon halindeyken aslında biz bilgiyi kaydetmiyoruz. Öyle bir problemle karşı karşıyayız. Ne gibi? Depresyon zamanındayken bir kere iyi beslenmiyorsunuz, iyi uyku uyumuyorsunuz ve başka faktörler sizin hafızayı bilgiyi kaydetmenize engel oluyor. B12 eksikliği bunlardan bir tanesi. Tiroidlerle alakalı yani bizim tiroid hormonlarımızın üretiminde problem olduğu zaman hafıza ile ilgili ciddi anlamda özellikle yavaş çalıştığı zaman ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor. Doktor Başdemir, her unutkanlığın bir hastalık anlamına gelmediğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Her unutkanlık hastalık anlamına gelmiyor. Bir kere onu değerlendirelim. Özellikle gençlerde unutkanlıkla karşımıza geldiğinde bir stresi, iki depresyonu, üç uyku bozukluğunu mutlaka öncelikle gözden geçiriyoruz. Daha ileriki yaşlarda bazı unutkanlıkla karşımıza gelen hastalıkları mutlaka gözden geçiriyoruz. En sık bilinen Alzheimer. Alzheimer hastalığı yaşla beraber oluşan beyindeki küçülme yani bilgiyi kaydeden hücrelerin azalması ile ortaya çıkan bir hastalık. Başka tür hastalıklar da beraberinde unutkanlığı getirebilir. Parkinson'un ileri dönemlerinde ya da ciddi anlamda damarla ilgili tıkanıklığı olan hastalarda o bilginin kaydedildiği merkezlerde küçülme olması nedeniyle de unutkanlık olabilir. Veya hastaların kullandığı bazı ilaçlar ileriki yaşlarda bilgi taşıma ile ilgili hücrelerin performansını azalttığından dolayı unutkanlığa sebep olabilir. Yani kısacası hani gençlerle ileri yaştaki unutkanlıkların şeylerini ayırt etmek lazım, sebeplerini iyi ayırt etmek lazım.